Gençler selam, ben SML hocanız. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlar 10. haftamızın son konusu, zaten ilk konusu da buydu. Polinomlar konu testlerini çözeceğiz bu videolarda. Bu videomuzda şu an polinomlar test 1'i çözeceğiz. Bir diğer hemen arkasından gelen videoda da polinomlar test 2'yi çözmüş olacağız arkadaşlarım. Ve bunlarla beraber artık haftaya kampımızın son haftasını da işleyip bitirmiş olacağız. Bir sonraki haftada neler var onları da hemen hatırlatayım. Permütasyon, kombinasyon, binom, olasılık ve istatistik var. Yani bayağı bir konu işleyeceğiz seninle beraber. Hazırsan geçelim bu videomuzda ilk sorumuzu çözmeye. Şimdi bize demiş ki birinci soruda x kare eksi 8 çarpı x üzeri 4 artı 9 polinomuyla ilgili 3 tane ifade var. Bu ifadelerden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi derecesi 2'dir demiş. Bakıyorsun burada 2 var ama başlangıçtakine bakmak zorunda değiliz illaki. Yani bunlar sıralanmış olmaya da bilir. Yani gençler demem o ki bak burada 4 var güzel kardeşim. Yani 4. derecedenmiş bu. Yani birinci öncülümüz yanlış. Sabit terimi 9'dur yani x'ten bağımsız terim 9'dur demiş. X'ten bağımsız olan terim burada 9'dur. Evet doğru. Baş kat sayısı da 1'dir demiş. Şimdi baş kat sayı bak. Şuradaki kat sayısı 1 ama bu baş kat sayı değil ki. En yüksek dereceli terimin başındaki kat sayı bize baş kat sayıyı verecektir. Baş kat sayımız 1 değil arkadaşlar. Neymiş? Eksi 8'miş. Dolayısıyla bu da yanlış olduğuna göre cevabımız Bursa seçeneği olacaktı. Geçtim 2'ye. Px x kare artı 6 x üzeri 6 eksi n artı x üzeri n eksi 2 artı 1 ifadesi bir polinom belirttiğine göre n'nin alabileceği kaç farklı doğal sayı değeri vardır? Bir kere polinom olma şartlarımız neydi bizim? Kat sayılar reel sayı olacaktı. Kuvvetler de doğal sayı olacaktı. Doğal sayılar da sıfırdan başlıyordu ve birer birer artarak sonsuz taneydi. O halde arkadaşlarım kuvvetlerimize bakıyoruz. Buradaki kuvvetimiz 6 eksi n. Ne olacak bu 6 eksi n? Sıfırdan büyük veya eşit olacak. Bir de şuradaki kuvvet n eksi 2 büyük veya eşit 0 olacak. O halde n'yi bu tarafa atarsan n küçük veya eşit 6. 2'yi bu tarafa atarsan n büyük veya eşittir 2 gelir. Yani 2'den büyük veya eşit 6'dan da küçük veya eşit. Yani n'nin alabileceği değerlerin kümesi 2, 3, 4, 5 ve 6'ymış. N'nin alabileceği kaç farklı doğal sayı değeri vardır diye sorulmuştu. Burada kaç tane eleman var? 5 tane. Dolayısıyla cevabımız da 5 olacaktı diyebilirim. Üçüncü soru. Px a eksi 3 çarpı x kare artı b artı 2 x artı a kare eksi a kare b polinomu sabit polinom olduğuna göre pa ile pb'nin toplamı sorulmuş. Şimdi sabit polinomda ne oluyordu arkadaşlarım? Px bir c reel sayısına eşit oluyordu. Yani sabit polinom x'ten bağımsız olacaktı. Yani içerisinde x olmayacak. İçerisinde x yoksa bak buradaki x karenin, buradaki x'in ne işi var? O halde ben bu x kare ile x'i yok etmem lazım. Nasıl yok edeceğim? A eksi 3 ve b artı 2'yi tabii ki 0'a eşitleyerek. O halde a eksi 3 0 ise a kesinlikle 3'tür. B artı 2 0 ise b eşittir eksi 2'dir. Şimdi a'yı 3, b'yi de eksi 2 bulduk ya. Demek ki şurası 0, burası 0. Geriye kalan sadece a kare b'miz kaldı. A'yı 3 bulduk biz, a kare 9 yapar. B'yi de eksi 2 bulmuştuk. Bu da eksi 2'dir, bir de başında eksi var. Bunları çarparsanız artı 18'in ta kendisi gelir. Yani px polinomumuz neymiş? 18'miş. Şimdi px 18 ise pa ki a kaçtı? 3'tü. P3 kaçtır arkadaşlar? 18'dir. Pb, b'de eksi 2 idi. P eksi 2 kaçtır? O da 18'dir. Niye? Bunlar sabit polinom çünkü. İşte bana bununla bunun toplamı sorulmuş. O halde cevabım ne olacaktı? D seçeneğindeki 36 olacaktı. Devam ediyorum 4. soruyla. 5x artı 4'ün küpü ax küp artı bx kare artı cx artı d'ye eşitlik verilmiş bize. Buna göre b artı d eksi a eksi c işleminin sonucu da sorulmuş gençler. Peki ben bu b ile d'nin toplamı ve eksi a ve eksi c'nin farkını nasıl bulacağım? Öncelikle burada biraz kurnaz olmamız gerekiyor. Şimdi bak 5x artı 4'ün küpünü açabilirsin. Eyvallah buna kimse karışmaz. Ve doğru bir sonuç da bulursun ha. Ama
biraz kurnaz olmamız gerekiyor. Niye? Çünkü bize nakit değil, vakit lazım. Tamam mı? Şimdi o halde ben diyorum ki ne var burada? Eksi A var, eksi C var. Bak, X gördüğün yere eksi 1'i yapıştırırsan eksi A gelir. Eksi 1'in karesi 1 olduğu için artı B gelir. Eksi 1 kere C eksi C olur ve artı D gelir. Tam da bakın tam da bizden istenen B artı D eksi A eksi C. Tam bizden istenen ifade. Demek ki ben X gördüğüm yere eksi 1 yazınca bu geliyormuş zaten. O zaman burada da X gördüğümüz yere eksi 1 yazalım olmaz mı? Ne olur? Ne kaybederiz ki? 5 çarpı eksi 1 artı 4'ün küpü o zaman bize sorulmuş. Bu da eksi 5 artı 4'ün küpüdür. Ve eksi 5 ile 4'ü topladınız eksi 1. Eksi 1'in küpü de ne gelir arkadaşım? Eksi 1 gelir. Yani cevap A seçeneğidir deriz. 5. örneğimiz. X küp artı mx kare artı 4x artı 1 ile x küp artı x kare eksi 5x eksi 4'ün çarpımında x üzeri 4'lü terimin katsayısı neymiş? 8. Genelde bu katsayı sorulurdu ama bu sefer vermiş. Demek ki içeride bir şey vermemiş. Neyi vermemiş? M'yi. Zaten bana da M soruluyor gençler. Şimdi ben x üzeri 4'lü terimin katsayılarını nasıl elde edebilirim? Önce bunu bulalım. Bakın buradaki x küple karşıda neyi çarparsam x üzeri 4 gelir. Tabii ki eksi 5x'i çarparsam çarparsak eksi 5 çarpı x üzeri 4 gelecektir. Başka. Mx kare ile yani x kareli terimle karşıdaki x kareli terimi çarparsanız artı m çarpı x üzeri 4 gelir. Gene x üzeri 4. 4x ile de buradaki x küpü çarparsam 4x üzeri 4 gelir. Başka x üzeri 4'lü bir terim hayal edemeyiz çünkü yok. O halde bunların toplamı bize 8 çarpı x üzeri 4'ü mü verecekmiş? Çünkü katsayısı 8'miş x üzeri 4'lü terimin. Madem öyle 4'ten 5 çıktı eksi x üzeri 4. Bakın m çarpı x üzeri 4'ten x üzeri 4'ü çıkarınca 8x üzeri 4 geliyor. Demek ki m çarpı x üzeri 4 şunu karşıya gönderirseniz 9 çarpı x üzeri 4 yapar ise m kaçtır? M tabii ki 9'dur arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız da C şıkkıdır deriz. 6. örnek. Px'in derecesini vermiş 6, Qx'in derecesini vermiş 4. 3 tane de bir sürü polinom vermiş. Karmaşık kurmaşık ifadelerinden hangileri doğrudur diye soruluyor. Bak. Şimdi ben bir polinomun içerisine birinci dereceden bir ifade yazarsam derecesini değiştirmiyordu. Sen bunu biliyorsun. Daha yeni öğrendin. Peki o zaman Px 6. derecedense P2x kaçıncı derecedendir? 6. derece. Q 4. derecedense Q3x de 4. derecedendir. Ve polinomlar toplanıyorsa veya çıkarılıyorsa büyük olan polinomun sözü geçiyordu. Yani burada büyük olan hangisi? 6. Bize de demiş ki zaten bunun sonucu 6. O halde birinci öncül doğru. Çok güzel. Yani şunu silebilirim. Peki ikinci öncülüme bakıyorum. Px ile Qx'in dereceleri çarpımı. Yani çarpımının derecesi. Px 6. derecedendi. Bu da 4. derecedendi. Çarparsak üstler toplanıyordu. 6 artı 4'ten ne gelir arkadaşlar? 10 gelir. Demek ki bu da doğru. Üçüncü öncülüme bakıyorum. Qx kare. Şimdi içeriye x kare yazarsanız bu olur 8. dereceden. Bir de x ile çarparsan, x üzeri 8 ile x'i çarparsan 9. dereceden gelir. Bir de P polinomunun 6. dereceden polinomun karesini alırsan 12. dereceden bir polinom bulursun. Bunları çarparsan da bak çarpmış 9 ile 12'yi toplarsın ve 21. dereceden bir polinom elde edersin ki bana da zaten 21 demiş. O zaman 3. öncülde doğru olduğuna göre cevabımız E şıkkıdır. Evet arkadaşlarım, cancağızlarım, 199. sayfamıza doğru geçiyoruz. Bir sonraki sayfada da bir sonraki videoda da dalya yapacağız. Dalya mıydı o ya? İkinci dalya. Öyle diyorduk değil mi ya? Ben küçükken ona derya diyordum ya. Birinci derya, ikinci derya diyordum. Sizde var mı bilmiyorum. Siz yetiştiniz mi o döneme? Hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok ama. Dalya nedir? Google'a yazın bakın bakalım. Hadi. Yedinci soru. Px eksi 1, x küp eksi 5, x kare artı 6, x artı a polinomu verilmiş. Eyvallah diyoruz. Px polinomunun katsayılar toplamı 6. Px polinomunun katsayılar toplamı nedir? P1'dir değil mi? Bu da kaçmış? 6'ymış. Şimdi P1 elde edebilmek adına ben burada x gördüğüm yere 2 yazsam çok yerinde bir hamle olmaz mı? Pek tabii olur. 2'yi yazarsam 1 gelir. P1 eşittir. Bakın 2 yazıyorum. 2'nin küpü 8. 2'nin karesi 4 kere eksi 5'ten eksi 20. 2 kere 6 12 ve artı a. Bu da kaçmış? 6'ymış. Bak şimdi güzel arkadaşım. 8 ile 12'yi topladım 20. Eksi 20 var gitti. Demek ki a kesinlikle ama kesinlikle kaçmış? 6'ymış. A'nın 6 olması gerektiğini biz elde ettik şu an. Peki.
Bana demiş ki px eksi 2 polinomunun sabit terimi. Sabit terim için x gördüğümüz yere 0 yazıyorduk. Nerede? Aha da burada. Yani bizden ne istenmiş biliyor musun? P eksi 2 istenmiş. P eksi 2'yi bulmak için de burada x gördüğümüz yere tabii ki eksi 1 yazmamız gerekiyor ki eksi 1 eksi 1 eksi 2 gelsin. Peki a'yı bulmamızdaki amaç neydi? Eksi 1 yazacağım da sen kardeşim şuna yazarsın, buna yazarsın, bunu yazarsın da a'yı bilmediğimiz için önce a'yı bulduk biz aslına bakarsan, tamam mı? O halde buranın biz 6 olması gerektiğini biliyoruz. Şimdi x gördüğümüz yere eksi 1 yazma zamanı. Eksi 1'in küpü eksi 1. Eksi 5 kere eksi 1'in karesi 1 yapar. Eksi 5 gelir. Eksi 5, eksi 1 kere 6 eksi 6 yapar. Ve bu da a'da artı 6 olduğuna göre artı 6 deriz. Bu bize neyi veriyordu? P eksi 2'yi veriyordu. Bak şimdi. Eksi 6 ile 6 birbirini götürür. Eksi 1 ile eksi 5'in toplamı da bize P eksi 2 yani eksi 6'yı verir. O halde cevabımız A seçeneğidir diyebiliriz. Geçtim 8. soruma. Gözüm kaşındı. Devam ediyor. Px bir polinomdur. Tamam. Px eksi 2 artı Px artı 1 ile x karenin çarpımı bize 3. dereceden bir polinom vermiş karşıda. Px polinomunun katsayılar toplamı sormuş. Bak şimdi güzel kardeşim. Şurası kaçıncı dereceden? 2. Şurası da 3. dereceden ya. Şu polinomun derecesiyle şu polinomun derecesi zaten birbirinin aynısı. İkisi de P polinomu. Şimdi 2. dereceden bir polinomu ben ancak ve ancak 1. dereceden bir polinomla çarpmam gerekiyor ki 3. dereceden bir polinom haline evrilsin bu. Demek ki benim Px polinomum kesinlikle 1. dereceden ve ben bunu Ax artı B seçmek zorundayım. Ax artı B olsun dedim Px'e. Şimdi Px buysa Px eksi 2 nedir? Tabii ki a çarpı x eksi 2 artı b'dir. Bakın x gördüğüm yere x eksi 2 yazdım. Peki px artı 1 nedir? Onu da yazalım. Bu da a çarpı x artı 1 artı b'dir gençler. Peki bunları bir içeri dağıtacağız. Hatta ve hatta px artı 1 için bir de x kare ile çarpmamız lazım. Ama önce içeri dağıtalım. Ax eksi 2 a artı b yapar bu. Bu da ax artı a artı b yapar. Şimdi bana diyor ki bir güzel şununla o şuydu. Şunu git önce x kareyle çarp demiş. Hadi bunu x kareyle bir de çarpalım şöyle. Şöyle yapalım. Çarpı x kare diyelim. Tamam mı? X kareyle de çarparsanız ax küp artı ax kare artı bx kare gelecektir. Şunla şunu toplayıp şuna eşitleyeceğiz. Düzenli yazalım. Ax küp, tamam mı? Artı ax kareyi yazdım. Artı bir de bx kareyi yazdım. Artı ax eksi 2a artı b. Hepsini topladım. Eşittir diyorum. Karşı tarafta ne var? X küp artı 4x kare artı x artı 1'imiz mevcut. Çok güzel. Şimdi x küpün katsayısına bakıyorsun. 1. Soldaki x küpün katsayısına bakıyorsun. A. O zaman a kaçtır? Hiç düşünmeye gerek yok. A 1'dir. Bizden ne istenmişti? Px polinomunun katsayılar toplamı için. A'yı buldum ya. Bir a bir de b vardı. A ile B'nin toplamı soruluyor. Ya da sen diyebilirsin ki hocam bana P1'i sormamış mı katsayılar toplamı? Evet, zaten P1'i de yerine yazarsan A ile B'nin toplamı gelecektir. Bizden bu isteniyor arkadaşım. Tamam mı? Şu isteniyor. Peki A'yı bulduk, sorunun yarısı bitti demektir. B'yi de bulursak %100'ünü bitireceğiz. B'yi nasıl bulurum? Şöyle. Sabit terimi görüyorsun şurada. Lönk diye bak oraya yazılmış. A1'di. Dolayısıyla burası eksi 2 artı B yapar. Karşı tarafın sabit terimine 1. Demek ki bu ifade karşı tarafın sabit terimi olan 1'e eşit. Yani B kaçmış? Eksi 2'yi karşıya atarsanız 3'müş. Bizden A artı B istenmişti. A 1'di. B de 3. Bunları toplarsanız doğru cevap 4 olarak karşınıza çıkar. Ve doğru cevap B şıkkıdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve devam ediyorum 9'la. Px, Qx ve Rx polinomlarıyla alakalı. P0 0'dan farklı demiş. Tamam. Px polinomu Rx ile Qx artı 1'in çarpımıymış aynı zamanda. Ve Rx polinomunun sabit terimi, Rx polinomunun sabit terimi R0 değil midir? Evet. Px polinomunun sabit teriminin 1 bölü 5'iymiş. Yani bunu 5'e bölünce buna eşit oluyormuş. Tamam. Pekala. O zaman 5'i karşıya atarsanız 5 tane R0 eşittir P0 olur diyebiliriz. Böyle bir hakkımız var bizim. Değil mi? Şöyle bir hakkımız var. Pekala. Bana ne demiş? Qx polinomunun katsayılar toplamı. Qx polinomunun katsayılar toplamı. X gördüğün yere 1 yazarsan Q1 sorulmuş diyebilirim. Pekala. Şimdi ben diyorum ki burada Q1'i bulabilmek adına şurada X gördüğün yere 0 yazsak bakalım neler gelecek. P0 X gördüğün yere 0 yazıyorum. Eşittir. R0 çarpı Q1 gelecek. Şimdi benden istenen şey şuydu Q1. O halde ben şuradaki R0'ı karşıya
bölüm olarak atarsam bana direkt olarak ne gelecek? Q1'i verecek. E güzel kardeşim, şimdi cevap madem P0 bölü R0. Sen P0'ın 5 tane R0 olması gerektiğini bulmuştun. 5 tane R0'ı gidip R0'a bölersen eğer cevabı bulursun. E burada R0'ları sadeleştir. Cevap bize Q1'i verecek. Demek ki Q1 kaçmış? 5'miş arkadaşlar. O halde cevabımız da B şıkkıymış deriz. Ve 10. sorumuza doğru yollandık. 10. soru güzel bir soru. Dikkatli dinlemende fayda var. Önceki yıllarda çıkmıştır bir benzeri. Ve yine karşınıza buna benzer sorular gelebilir ÖSYM'de. Aklınızda bulunsun. Şimdi PA eşittir 0 eşitliğini sağlayan A sayısına PX polinomunun 0'ı denir ya da kökü denir. PX ve QX polinomları ile alakalı da PX polinomu buymuş. QX de PPX'miş. Yani diyor ki P polinomunun içerisine PX'i yani X kare eksi 4'ü yaz demiş. Şimdi ben PX kare eksi 4'ü nasıl bulurum? Tabii ki X gördüğüm yere X kare eksi 4 yazarak. Yani X kare eksi 4'ün karesi eksi 4 diye bulurum. Şimdi bak güzel kardeşim. Sen bunu X kare eksi 4'ün karesi eksi 2'nin karesi biçiminde yazarsan mis gibi 2 kare farkını bulursun. Nasıl yani? Şöyle bak. X kare eksi 4'ün karesinden 2'nin karesini çıkarmış. O zaman sen A kare eksi B kare eşittir A eksi B çarpı A artı B yardımıyla buradaki 2 kare farkını nasıl açarsın? Şöyle. X kare eksi 4 eksi 2 çarpı X kare eksi 4 artı 2 diye açarsın. Ve bu da bize QX polinomunu verir. Ve hatta biraz daha düzenlersek eksi 4 eksi 2 daha 6 yapar. X kare eksi 6 çarpı X kare eksi 2 yapar eksi 4 artı 2 daha. Bu da bize QX polinomunu verir. Şimdi bana ne demişti soruda? Hangileri QX polinomunun köküdür? Yani diyor ki bunu sıfıra eşitleyen X'leri bul diyor bana. E bulalım. X kare eksi 6 sıfırsa bir kere. X dediğimiz şey ya kök 6'dır ya eksi kök 6'dır. Burada x kare eksi 2 sıfırsa x dediğimiz şey ya kök 2'dir ya da eksi kök 2'dir. Böylelikle arkadaşlarım benim qx polinomunun köklerinin kök 6, eksi kök 6, kök 2 ve eksi kök 2 olması gerektiğini anladım. O halde kök 6 ve kök 2 benim köklerimdir derim burada verilenler arasında ama ben hiç sıfır diye bir kök bulmadım. Dolayısıyla cevabım Bursa seçeneği olacaktı. Tamam. Geçtim 11'e. Bak şimdi güzel arkadaşım. Px eksi 1 polinomunun x eksi 4 de bölümünden kalan 4'tür demiş. Çok güzel bir soru. X eksi 4 de bölümünden kalanı bulmak için x gördüğümüz yere 4 yazıyorduk. Nerede? Aha burada. 4 eksi 1'den ne gelir? P3 gelir. Demek ki P3 kaçmış? Kalana eşit olacak. Yani 4'e. Ben P3'ün 4 olması gerektiğini çok iyi anladım, idrak ettim. Bana diyor ki buna göre aşağıdakilerden hangisi x eksi 1'e tam bölünür? Yani aşağıdakilerden hangisinde x gördüğünüz yere 1 yazarsanız sonuç 0 olur. Yani tam bölünür. Kalan 0'a eşit olur diyor. Hadi yazalım. A şıkkında 1 yerine yazarsanız P4 artı 2 elde edersiniz ki ben P4 hakkında hiçbir bilgiye sahip değilim. A gitti. Şurada yerine yazarsam 1'i P-2 artı 5 gelir. P-2 hakkında herhangi bir fikrim yok benim. Denizli'ye bakalım. Px artı 2 1 yerine yazdım. P3 artı 4 geldi. P3 4'tü. 4 artı 4 bana 8'i verir. Yani kalan 0 olmaz. Kalan 8'miş. Bir de burada yerine yazın. P neyi yazıyorum? 1'i yazıyorum. P eksi 1 eksi 4. P eksi 1 hakkında bir şey biliyor muyum? Hayır bilmiyorum. Bu da gitti. Ama C şıkkında x gördüğünüz yere 1 yazarsanız P3 gelir. Eksi bir de 4'ümüz var. P3 kaçtı? 4'tü. 4 eksi 4 bana neyi verir? 0. Yani kalan 0'sa tam bölünür diyebiliriz. Cevabımız da bu şekilde C seçeneği olmuş oldu. Peki arkadaşlarım bir sonraki testimizde bir diğer videoya geçeceğiz. Dolayısıyla o videoda artık görüşürüz diyelim. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.